Selamlar. Bugün ana dil gibi İngilizce nasıl öğrenilir? Bunun üzerinden birazcık konuşuyor olacağız. Şimdi ben birazcık bu konuya hafif farklı bakıyorum. Çünkü ben mesela ana dilim kadar İngilizce konuşmadığımı düşünüyorum. Ana dil seviyesine gelebilmek için mesela onların aksanını kullanabilmek, onlar gibi konuşabilmek gerekiyor. E, o zaman da burada doğup burada büyümüş olmak gere gerekli diye düşünüyorum. E, tabii ki İngilizceyi düşünmeden İngilizce plan kurmadan konuşabiliyorum. Zaman zaman rüyamda İngilizce gördüğümde oluyor. Kendi kendime kaldığımda İngilizce konuştuğum oluyor. İngilizce şarkılar söylediğim oluyor ama bu ana dil olarak İngilizce konuştuğum anlamına gelmiyor. Şu anda ana dil olarak İngilizce konuştuğumu düşünmüyorum. Çünkü benim ana dilim Türkçe. Ana dil olarak İngilizce konuşabilmek için bence gerçekten ama gerçekten burada doğmak gerektiğini düşünüyorum. Ha o aksan kursları da var. Mesela işte aksanımı değiştirin falan. Benim böyle bir çabam yok. Çabası olanları da takdir ediyorum. Gerçekten ana dili gibi konuşmak istiyorlar ama ben ana dilimin Türkçe olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum böyle yani ana dilim benim Türkçe <laughs> ee, ama yani aslında burada benim önemsediğim şey şu ana dil olarak İngilizce konuşmak için birazcık sizin hmm, yani ne gerek var diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ana dil olarak İngilizceye vereceğim eforu Çince mi veririm ve Çince mi geliştiririm? Buna inananlardanım. Çünkü insanlar senin nasıl konuştuğunu düşünüyor. Yani tutup da ben şöyle demiyorum. Ben var gelmek. Bu hani saçma bir Türkçe oluyor. Ama ben geliyorum diyorum belki aksan olarak hoşlarına gitmeyebilir ama benim aksanımı çok tatlı buluyorlar. İşte aynı Rusların böyle şey oluyor ya biz tatlı buluyoruz. Ee, onlar da insanlar da hani böyle tatlı ya bir kere güler yüzlü olduğunuz zaman sizin bütün aksanlarınız kapıyı açıyor. Yani hani ben geliyorum dediğiniz zaman adam anlıyor zaten geldiğini. Hani ben su içeceğim diyorum mesela belki. Diyor ki a ne kadar tatlı konuşuyorsun. Mesela şöyle konuşursan ben su içeceğim moron gibi konuşmuş olursun. Yani duygunu katmış olman gerekiyor. Zaten hani aynı aksanla, aynı şekilde, aynı telaffuzla söylediğin şeylerde bile duygunu katarsan sen zaten tatlı olursun. Ve aslında güler yüz bence bütün kapıları açtığı gibi İngilizce'de de önünüzü çok 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 kolay açacaktır. Ee, o yüzden bence her zaman kendinize güveniyor olmak gerekiyor. Ve ben ana dil olarak İngilizce konuşulabilmesi için hakikaten aksanla alakalı kurslara gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da hakikaten Türkiye ile alakalı çok böyle sadece İngilizce konuş konuşacağınız bir iş yapmanız lazım. Sadece hayatınızın tamamı, büyük bir bölümünü İngilizce konuşabileceğiniz alanlara ayırıyor olmanız lazım. Benim yaptığım iş Türklerle alakalı. Türkçe konuştuğum bir iş yapıyorum. Dolayısıyla İngilizceye sadece arkadaşlarımla hani İngilizce konuşabiliyorum burada. Onun dışında İngilizce konuşabileceğim bir alan yok. Ama hani eşiniz İngilizdir, evde İngilizce konuşuyorsunuzdur veya işiniz İngilizcedir ve İngilizceye çok muhatap oluyorsunuzdur. Ha, Türkiye'deyseniz işiniz İngilizce ile alakalı yine de ana dil seviyesinde İngilizce konuşulmadığını biliyorum. Çünkü çok fazla öğrencim oluyor. Diyor ki ben İngilizce konuşamıyorum. <laughs> İşim İngilizce olmasına rağmen toplantılarda İngilizce konuşuyorum. Evet ama olmuyor. Yani hani belli bir noktaya kadar geliyorum ama zorlanıyorum diyen çok sayıda öğrencim oluyor ana dil olarak İngilizce konuşmak zorunda hissetmeniz bence yanlış. Çünkü ben bu ülkede doğmadım, bu topraklarda doğmadım. Dolayısıyla burada büyümedim ve benim aksanım normal. Hatta bu benim öğrendiğim ikinci bir dilim olduğu için ben bu dilde kendime güveniyorum ve hani ben aksanlı konuşmak zorunda olduğumu hissetmiyorum, düşünmüyorum, mecbur olduğuma inanmıyorum. Bir kere o İngiliz otursun, kendisi bir ikinci dil öğrensin, ondan sonra karşıma geçsin. "Aa sen ana dil gibi konuşmuyorsun." desin. O yüzden ben bu gereksiz eziklik ruhuna hani ezik psikolojisine girmemizin de yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü e, tutup da böyle kendimizi aşağılarsa kendimizi aşağı çekersek zaten hiçbir zaman ileriye gidemeyiz. Ben zaten bu dili konuşuyorum ve bu dili kendi seviyemde konuşuyorum. Kendi aksanımla konuşuyorum. Çünkü benim doğduğum topraklar başka. Ha bu dili konuşurken o kelimeyi bilmiyor muyum? Hayır biliyorum. Ben vo ara demiyorum. "water" diyorum ve bu bence "water" yani hani bana göre "water" ile. Hani herkesin kendine göre bir aksanı var. Ben Türkçe'yi de kendime göre bir e, ses tonuyla ve kendi kişiliğimle konuşuyorum. Ha tabii bu şey demek değil yani İlla böyle Konuştuğun şey anlaşılmıyorsa dilini azıcık da yuvarla Hani o kadar değil. Çok katıyım demek istemiyorum. Sadece bu takıntı durumu var ya hani mesela böyle illa her şey istediği gibi olsun. Yani o mesela böyle diye böyle söylesin. O İngilizler gibi konuşsun. Amerikalılar gibi konuşsun. Amerikalılar gibi konuşmakta bir şey yok zaten. Onlar yapıyorlar. Ve Amerikalı gibi konuşacaksan o zaman diyeceksin ki she were. Yani adam she was da demiyor. She were diyor. Bu ki bence birazcık garip oluyor. Ben Amerika'ya gittikten sonra İngilizcem zaten garip bir şekilde ilerledi. Ve ben yanlış öğrendiğimi düşünüyorum. Amerikalılar yüzünden İngilizce yanlış öğrendiğimize ve yanlış telaffuz ettiğimize inanıyorum. İngiltere'de bunun eksikliğini hakikaten hissettim. Garip garip. Kalip, yani IELTS çalışırken de çok hissetmiştim mesela. Çünkü e, IELTS dediğiniz zaman aslında hakikaten bir şey biliyor olman lazım. Ama yani Amerika'da çok başka bir aksan oturuyor. Çok farklı bir şey oturuyor. Ben Amerika'da Ruslarla çok, Ukraynalılarla ve Ruslarla çok takıldığım için böyle R'leri falan farklı söylemeye başlamıştım. Bana dediler ki sen İngilizce evet öğrenmişsin ama Rus aksan değil, öğrenmişsin. Halbuki arkadaşlarım Ukraynalıydı ama Rusça da biliyorlardı. Rus esnitileri vardı. Hepsi böyle bastıra bastıra. Bana öğrettiler yanlış aksan. Onların yanlış aksanıyla birlikte birleşti benim. Sonra işte. E İr İrlandalı arkadaşlarım oldu. İranlılar oldu. Böyle garip garip Kanadalılar oldu. Hepsinin aksanları farklıydı. İngilizler zaten en sevdiğim aksanlılar. Böyle biraz garip konuşuyorlar. Bence tatlılar. İskoçlar daha tatlı. Çekingen ve masum. E, güzel bir millet olduğunu düşünüyorum İskoçların. E, çok cana yakınlar. Türkleri de seviyorlar. İrlandalılar gibiler ama İskoçlar bir tık daha... Ee, masum çitlenmikler bence. O yüzden onları ekstra seviyorum. Ee, yani totale bakacak olursam hepsinin aksanı birbirinden farklı. Hepsinin ama hepsinin. Dolayısıyla ben nasıl Karadeniz şivesiyle konuşamıyorsam nasıl Ege'li gibi konuşamıyorsam tam bir Ankara kızı olarak. Amasyalıyım aslında ama ikisi birbirinden çok farklı değil Yani nasıl ben kendi şivem ve kendi duruşum, kendi tavrım, kendi tarzımla konuşuyorsam Aynı şekilde İngilizler de İngilizceyi o şekilde konuşuyorlar Ne yaparsak yapalım onlar gibi olamayacağız Ve bunu kabullenerek ben daha doğru ve daha rotası, rotası belli olarak konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum Tabi ama bazen burada öğrencilerim var mesela İngilizlerle çalışmak zorundalar Kafede, restoranda bu çok koymuyor ama işte bir iş yerinde yükselmeniz gerektiğinde biraz aksanlı ana dil gibi konuşma olmanız da gerekiyor. Tabi bu kadar bencilce hareket etmiyor olmam lazım. Ben kendi bakış açımdan, kendi vizyonumdan <laughs> Vizyonum kadar yaptım. Ee, tabii ki hani İngilizlerle çalışmak zorunda olduğunuzda böyle e, yükselmeniz gerektiğinde işinizde, pozisyon olarak ileriye gitmeniz gerektiğinde bazen şunu hissedebiliyorsunuz. Yani işte ben ama İngilizlerle çalışıyorum ya da mesela e, burada akademisyenlerimiz var bizim Türk. Onların mesela aksanları batıyor. Ama o akademisyenlerle bile benim arkadaşım var mesela şeyde bizim üniversitede diyor ki ya benim hani e, bir şey yapmama gerek yok yani hani zaten herkes anlıyor hiçbir toplantıda geride kalmıyorum ki zaten bu buradaki insanların yapmış olduğu mülakattan hani geçtim ve e, şu anda akademisyenlik yapabiliyorsam ve bu aksanla ilerliyorsam aksanın ben sorun olmadığını düşünüyorum diyor o da mesela hani buna takılmıyor çünkü zaten İngiltere'ye geldiğinizde şunu fark edeceksiniz. O kadar kozmopolit ki hani bir üniversiteye bile gittiğinizde şunla karşılaşıyorsunuz. Yani buna belki çok şaşıracaksınız eminim buna. Ya Rus hocam vardı, Çinli hocam vardı, İspanyol vardı, İtalyan vardı, İngiliz vardı. Yani bütün milletler karmaşası gibiydi. Zaten bir dil okuluna gelen öğrencimiz de bu karmaşayı görecek ve hissedecek. Ama benim üniversitedeki hocalarımda çok milletten insanlar vardı. E, hoca olarak da çok fazla çünkü burada İngilizlerin çok okuduğunu görmüyorsunuz. İngilizlerin kendilerini geliştirmek için çok bir şey yaptığını görmüyorsunuz. O yüzden akademide, öğretmenlikte veya farklı alanlarda... Yani akademiye de çok fazla para verilmiyor açıkçası. İngiliz olsaydım ben de akademiyle uğraşmak ister miydim? İnanın bilmiyorum. Çünkü yani akademinin, mesela akademisyen olduğunuz profesör bile olsanız çok ciddi maaşlar alamıyorsunuz. Sadece danışmanlık yaparsanız kazanıyorsunuz. Ee, hani okullardan ve üniversitelerden ciddi bir şekilde para kazanmak gibi bir durum söz konusu değil. Genelde araştırma görevlisi olarak geliyorsunuz. Bu işi tutkuyla yaparsanız güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Çünkü e, gerçekten istediğiniz ve hissettiğiniz bir şeyi yaparsanız zaten kazanabiliyorsunuz. Onun dışında hani akademisyenlikte buraya gelen insanlarda da e, gerçekten bir garsondan daha az aldığını biliyorum araştırma görevlilerinin. O yüzden genelde İngilizleri görmüyorsunuz. Çok uluslu milletleri görüyorsunuz. Neyse konuyu çok dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Eğer ki eğer ki ana dil olarak İngilizceyi konuşmak istiyorsanız tabii ki ana dil seviyesinde konuşabilmek hayatınızın tümünü ve tamamını aslında entegre ediyor olmanız gerekiyor. Zaten siz anadili olarak İngilizceyi konuşmak istiyorsanız bu da demek oluyor ki zaten sizin hayatınızın tamamında İngilizler vardır. O zaman biraz daha odaklanın. Youtube'dan İngilizlerle alakalı, İngiliz dizilerini izleyin, İngilizceyle alakalı biraz daha böyle tam anlamıyla odaklanabileceğiniz şeyler yapın. Sadece ona odaklanırsanız. Zaten eee birazcık zor olsa da başarabileceğinize inanıyorum. Ama hayatın tümüne İngilizce entegre etmemiş insanlar için bunun çok 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 zor olduğunu düşünüyorum. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorum yazman yeterli olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın ama sakın unutma. Belki de bir sonraki videonun konusunu aşağıya yazacağın yorum belirleyecek. O yüzden yorumunu bırakmayı unutma. Yorumlarda buluşalım.